Hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz amatör denizcilik belgesi. Bu belgeyi alabilmek için hangi belgeler gerekiyor? Hangi formları doldurmamız lazım? Nereye müracaat etmemiz gerekiyor? Onunla ilgili bir video yapacağız. En çok sorulan soruları da videoda sizler için cevaplandıracağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tekrar merhaba. Hoş geldiniz. Amatör denizcilik belgesini alabilmeniz için size tek tek başından sonuna kadar anlatacağım. Lütfen ricam sonuna kadar videoyu seyretmenizdir. Sonuna kadar seyrederseniz zaten bu belgeyi almanızda hiçbir sıkıntı olmadığını, ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Öncelikle şöyle bir dilekçe almanız gerekiyor. Her şey bu dilekçe ile başlıyor arkadaşlar. Bu dilekçenin PDF örneğini açıklamalar kısmına bırakacağım. Açıklamalar kısmından alabilirsiniz ve bu dilekçede her şey ayrıntılı olarak tek tek yazmaktadır. Şimdi sizlere bu dilekçeyi okuyacağım. Siz de göreceksiniz ne kadar basit olduğunu. Dilekçemizin başlığı Kocaeli Liman Başkanlığı'na diye. Başkanlığınızca belirlemiş olduğunuz tarihlerde yapılacak olan Amatör Denizci Belgesi ADB ve veya Kısa Mesafe Telsiz Operatörü KMT. Yani ikisi için de bu dilekçe geçerli arkadaşlar. Belgesi eğitimi ve Sınavlarına katılmak istiyorum. Sınavlarda başarılı olduğum takdirde adıma talep etmiş olduğum belgelerin düzenlenmesi hususunda gereğini arz ederim. Tarih, imza. Dilekçe bu kadar arkadaşlar. Dilekçe bittikten sonra hemen altında kendi kişisel bilgilerimiz var. Hemen onları da yazıyoruz. Adı soyadı, TC kimlik numarası, adres, telefon ve e-mail. Bunları da tamamladıktan sonra dilekçe kısmı bitmiş oluyor. Hemen altında ekler kısmında bizim hazırlamamız gereken evraklar var arkadaşlar. Evet, birinci evrağımız neymiş? Kimlik belgesi fotokopisi. Kimliğimizin önlü arkalı bir fotokopisini çekiyoruz, ekine koyuyoruz. İkinci belgemiz neymiş? Sağlık raporu. Sağlık ocağından almamız gerekiyor aile hekimliğinden. Veya sürücü belgemiz yeni ise, sürücü belgemiz yeni ise herhangi bir sağlık raporu almamıza gerek yok. Sürücü belgemizin de Önle arkalı fotokopisi. Üçüncü belgemiz harç dekontu. Harç dekontunu da amatör denizci belgesi için 39.70 TL. Kısa mesafe telsiz operatör için de 25.10 TL. Ziraat bankasına veya vergi dairesine yatırmamız ve dekontunu alıp arkasına koymamız yeterli. Dördüncü belgemiz bir adet fotoğraf. Güncel olmasına dikkat ederseniz iyi olur. Güncel bir fotoğraf. Vesikalık fotoğraf. Beşincisi de sabıka kaydı. Sabıka kaydı sadece KMT'ye girecekler için isteniyor arkadaşlar. Kısa mesafe telsiz için. ADB'ye girecekler. Amatör denizcilik belgesi alacaklar için de sabıka kaydına ihtiyacımız yok. Evet gördüğünüz gibi şu dilekçeyle her şey başlıyor. Ve evraklar tamamlandıktan sonra bu dilekçeyle bitiyor. Tüm evraklarımızı arkasına zımbalayarak veya ataşlayarak bir zarfın içerisine koyarsanız size en yakın liman başkanını elden teslim etmeniz sayesinde ilk sınava sizi kaydedeceklerdir. Zaten teslim etmeye gittiğinizde size sınav tarihini de söyleyecekler ve o sınav tarihinde ve saatinde gelip öncesinde bir eğitim oluyor. Yaklaşık bir saatlik o eğitimden sonra da sınava giriyorsunuz. 50 soruluk bir sınav buradan 60 puan almanız gerekiyor. Yani 30 tane doğru yapabiliyor olmanız lazım. Evet arkadaşlar başında da söylediğim gibi bu dilekçeyle müracaatımız başlıyor. Dilekçeyle bitiyor. Ne kadar kolay olduğunu hepiniz gördünüz. Şimdi isterseniz şöyle devam edelim. En çok sorulan sorular var. Amatör denizcilikle ilgili herkesin kafasında birçok sorular var. Bunları da bir araya toparladım. Bu toparladığım soruların üzerinden sizlere teker teker bu soruları cevaplandırmak istiyorum. Evet birinci sorumuz kimler amatör denizci belgesi alabilir? Evet arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni olan yabancı uyruklu vatandaşlar ADB belgesini alabilir. Anlaşıldı herhalde kısa ve öz zaten. İkinci sorumuz amatör denizci belgesi almak için eğitim ve sınav şartı var mı? Amatör denizci belgesi almak için ulaştırma ve altyapı bakanlığı tarafından düzenlenecek olan temel eğitime katılmak ve ardından sınavda başarılı olma şartı vardır arkadaşlar. Önce eğitime katılma ve sonra sınavda başarılı olma şartı. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Üçüncü sorumuz amatör denizci eğitim ve sınavlarına katılma şartları nelerdir? 14 yaşını bitirenler Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturma izni almış olan yabancı uyruklu olanlar Gerekli sağlık şartlarını sağlayanlar ADB sınavına girme hakkını kazanırlar. Bir sonraki sorumuz: Amatör denizci belgesi almak için nerede eğitim alabilirim? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü ve liman başkanlıklarında yapılan eğitimlere katılabilirsiniz. Bir sonraki sorumuz: Amatör denizci belgesi almak için herhangi bir belge harcı var mıdır? ADB almaya hak kazanan kişilerin Maliye Bakanlığı Veraset ve Harçlar Dairesi'ne 39.70 TL tutarındaki belge harcını yatırmaları gerekmektedir. Burada da söylediğim gibi bu dilekçeyi doldururken bu harç yatırılmış olması gerekiyor arkadaşlar. Yani dilekçeyi teslim ettiğimizde bu harç ödenmiş ve makbuzu zarfın içerisinde olması gerekiyor. Amatör denizci belgesi sınavında başarılı olmam için kaç almam gerekiyor? Sınav konuları nelerdir? Kaç soru soruluyor? Sınav başarı notu 100 üzerinden 60'tır arkadaşlar. Sınavda seyir, denizde çatışmayı önleme kuralları, gemicilik ve tekne kullanma, meteoroloji, denizde güvenlik ve denizde haberleşme, ilk yardım, deniz hukuku ve uluslararası sözleşmeler, tekne, motor ve elektrik bilgisi gibi konuları içeren en az 50 soru sınavda soruluyor. Amatör denizci eğitimini alarak sınavı kazandım. Ben gemi nasıl alabilirim? Bir soru da bu şekilde. Sınava girdiğiniz birime harç makbuzunda başvurarak amatör denizci belgesini alabilirsiniz. Belgenizin ne zaman teslim edileceğini bu başvuru sırasında tarafınıza bildirilecek. Yani şunu da söyle söyleyeyim arkadaşlar. Sınava girdikten yaklaşık bir ay sonra liman başkanlığını arayarak evraklarınızın yani kimliğinizin hazır olup olmadığını sorabilirsiniz. Eğer hazırsa giderek şahsınız gidip evranızı alabilirsiniz. Amatör denizci belgesi ile hangi tekneleri kullanabilirim? Bir soru da bu şekilde. ADB ile ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan ulusal standartlara göre ölçüldüğünde boyu 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konususu sporlar olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneler kullanılabilir. Kısaca şöyle diyebiliriz 24 metreye kadar olan tüm tekneler amatör de denizcilik belgesi ile kullanılabilir. Amatör denizci belgesi alma yaşı kaçtır? En çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. 14 yaşını bitirenler ADB alabilirler. 18 yaşından küçük olanların imzası noterlikçe onaylanmış veli veya vasi ile ADB alabilirler. 16 yaşından küçük ADB sahibi kişiler boyu 7 metreden sürati saatte 7 deniz mili fazla olan özel tekneleri sevk ve idare edemezler. Yani buradaki şart 7 metreden büyük, sürati de 7 deniz milinden fazla olan özel tekneleri sevk ve idare edemeyecekleri bildirilmiş. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de hangi tekneler ADB olmaksızın kullanılabilir? Motoru 10 beygir gücünden az olan özel tekneler, sadece kürekle yürütebilen motorsuz tekneler, kanolar, kayaklar, sal ve uluslararası yarış sınıfı kürek sporu tekneleriyle optimist, Laser, Fin, 420, 470, Pirat, Dragon, Windsurf gibi yelken spor tekneleri, spor amaçlı tekneleri kullananlarda ADB aranmaz. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir sonraki sorumuz amatör denizci belgesi süreli midir? Hayır, amatör denizci belgesi süresizdir. Ancak ADB'nin herhangi bir nedenle kayıp, eskime gibi yenilenmesi isteniyorsa 0207 1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanununa göre belge harcı ödendiğini gösterir makbuz eklenerek ve yenilenme nedenleri belirtmek suretiyle yazılı olan belgeyi veren idari birimine başvurup kart yenilenebilir. Bir sonraki sorumuz da şöyle. Amatör denizci belgesi geçerlilik alanı ve kullanım şartları nelerdir? ADB gemi adamı yeterlik belgesi yerine geçmez. Bu belgeyle gemilerin gemi adamlarıyla donatılmasına ilişkin yönergede belirtilen resmi kurumlara ait ve resmi hizmete mahsus hizmet motorları hariç hiçbir tekne ve gemide ücret karşılığında çalışamaz. Yani bu belge gemi adamı belgesi yerine geçmez. ADB belgesi olmadığı halde özel tekne kullanan kişilere 1000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. ADB belgesiyle ticari faaliyetlerde bulunan kişilere 2500 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Faaliyetlerin tekrarı halinde ise ayrıca kişinin amatör denizci belgesi 2 yıl süreyle askıya alınır. Bu maddelerdeki fiiller için her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan mutlak ceza tutarları o yıl için vergi usul kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerlendirme oranında arttırılır. Yani cezalar o yıla göre değiştirebilir. Evet arkadaşlar amatör denizcilik belgesi başvuru için bu kadar basit ve hepinize tavsiye ediyorum. Bir an önce bu evrakı almanızı, kimliğinizi ceminize koymanızı istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü Türkiye şartlarında biliyorsunuz üç tarafımız denizlerle çevrili her zaman böyle bir belgeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Ben de bu güncel konuyla ilgili olarak size bu videoyu hazırladım. Beğenirseniz, beğenmeseniz de Hepinizden Allah razı olsun. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın inşallah.